Evet, geçen videoda chapter 1'i tanıttıktan sonra şimdi yavaştan başlama zamanı. Bildiğiniz gibi ben tüm yazıları okumuyorum. Elimden geldiğince bir chapter'ın içindeki özet ve vurucu yerleri e, gerekirse de daha fazla sektör bilgileriyle harmanlayıp önünüze getiriyorum. Video içeriğini bu şekilde çıkartıyorum. O yüzden çoğu yeri geçeceğiz böyle. Ama kitabımızın yazarının bizden bir ricası var. O da diyor ki, benim verdiğim örnekleri sanki diyor çok büyük ve karmaşık sistemlere hizmet ediyormuş gibi düşünün. Yani çünkü kitabın belli bir boyutu olması lazım. Yoksa her bölüm ölümüne uzar. Bizim amacımız yani bir konuyu anlamak, refactoring'i anlamak ve temel mentaliteyi oturtmak böyle düşünmemizi rica ediyor. Ve ilk örneğimizden başlayalım. Ben biraz hikayeleştirmek istiyorum örneğimizi. Nasıl hikayeleştirelim? Şimdi Biliyorsunuz şirketlere bazen, belki sizin de çalıştığınız firmalarda çalışan arkadaşlarımız varsa böyle kişiler vardır. Bir firmayla anlaşırlar, bir kodun temelini onlar yapar veya hali hazırdaki bir kodu düzeltmek için e, görev alan belirli arkadaşlarımız vardır. Gelir, bunu şöyle düzeltebiliriz. refactoring danışmanları. Düşünün biz kiralandık, bu eğitimi izleyen herkes e, kiralandı ve bizim amacımız e, bu şirketin sorununu çözmek. Şirketin sorunu da şu, onların bir kodu var yeni gelen yazılımcılar kodu anlamıyor veya işte yavaş çalışıyor. Kötü bir sistemleri var. Bizim amacımız bu firmayı batmaktan kurtarmak arkadaşlar. Hadi görevimizi aldık beraber inceleyelim. Place.json Şirketin önce bir verilerine bakıyoruz. Place.json'ı var. E bu arada sadece soruna odaklanalım. İşte niye JSON olarak tutuluyor da Postgre'de değil de niye keşlenmedi? Sorunumuz bu değil şu an için. Sadece kitabın bize verdiği örnek üzerinden odaklanalım. Bu JSON içerisinde bir incelediğimde bakıyorum. Evet Hamlet var. As like Othello. 3 tane ID var burada. Bu ID ne tutuyor? Name ve tip olarak 2 tane değer tutuyor. Tamam. Hamlet ID'si oyunun adı da Hamlet'miş. Tipi de trajediymiş. As like bunun adı. As you like it'miş. Oyunun adı tipi de komediymiş. Tamam anladım. Temel mentalite bu. Place.json'da. Düşünün ki bu milyonlarca şey tutuyor. E, milyonlarca satır uzuyor. Bu. E, Döküman şeklinde bir şey olduğu için Mongo atıyorum. Mongo'da tutulduğunu düşünün büyük bir veri tabanında. Sonra e, bir de bunun invoices.json diye bir ayrı bir data seti var burada. Bakıyorum içerisine. Bu da invoices faturalandırma arkadaşlar. Fatura demek. Demek ki bunlara bakarak bir fatura keseceğim ben ikisini kombinasyonla. Baktığımda Customer Big co birden fazla customer'ım olabilir. Örnek için bir customer'ım var burada. Zaten bakın bir liste şeklinde şeyimiz. İçerisinde performanslar var. Bu da bir liste şuraya kadar. Hamlet alınmış 55 tane kişi var burada. As like alınmış 35 tane kişi var. Bakın buradaki play id'den gidip ben detayını burada öğrenebilirim. Oyunun tipi neymiş, işte adı neymiş ve daha fazla bilgisi varsa onlara da erişebilirim burada. Bu aslında bir id burada da belirttiği gibi ve kaç kişinin katıldığı da burada ne yapıyor bizim için yazılmış. Anladım. Bu da güzel bir yapı. Ve kodumuz şey faturalandırmayı yani fiyatlandırmayı yapan kodumuz da şu arkadaşlar. Function statement işte tüm her şeyin çıktığı yapı bu. Şimdi bunu incelemiyorum. Direkt bir print yani sonuca bir bakalım. Sonuçta şu. Biko için bizim faturalandırmamız Hamlet 55 oturak 650 dolar. As you like it 35 oturak 580 dolar. Bunun içinde 500 dolar toplam 1700 dolar fatura kestik. Ee, bu bir koya. Ve onlara da 47 tane bonus puan verdik. Hani harcadıkça bonus puan kazandığını düşünün. Bunların da hesaplamaları var demek ki derin bir şekilde. İlk bölüm için son şundan bahsedeceğim ve ilk e, videoyu kapatacağım. E, biliyorsunuz e, her eğitimin bir yoğurt yiyişi var. E, en güzel şekilde verim almanız e, bu yoğurt işe uygun olarak ilerlemenizi de şey yapıyor. Ben bazen sizden ricalarda bulunacağım. Bu ilk video için de ricam şu. E, kodları zaten nasıl erişeceğinizi söylemiştim. GitHub'ımda var ve zip olarak da Udemy'nin içerisine yükleyeceğim. 27'den bakın şu ilk phase 1'in altında statement.js var. İlk kodumuzun ham hali bu. Çi hali bu. Şunları önemsemeyin. Bunlar bizim verilerimiz. Ayrı yerden okuduğunu vesaire düşün. Ben şimdi kodun içine yazdım. 27'den 76. satıra kadar giden bir e, kodumuz var. Function'ımız var. Bakın run ettiğimizde oradaki sonucun aynısını alıyorum. Süper. Geldim. Ben bunu sizden incelemenizi rica ediyorum. Ve incelediğiniz şeyleri de eğer imkanınız varsa not alın. Bir sonraki videoda da beraber inceleyeceğiz. Ve bu chapter boyunca da bu kodu öyle bir revize edeceğiz ki... Hani... Şey videoları var ya berbere geliyor adam böyle saçı bonus gibi her yere uzamış falan berberden bir çıkıyor dikaplıyor gibi. Bu hale getireceğiz bu kodu. Sizden ricam ama daha verimli olması adına bu dersin yoğurt yiyişi de böyle olsun 27'den 76'ya kadar şöyle bir gözle bakıp bu kod ne anlatıyor? Bu kodu nasıl düzeltebilirim? Amacı ne? Bunu bir inceleyin. Sonra zaten bir sonraki derste beraber inceleyeceğiz.